Dünyada en etkili bitkilerden biri bu gördüğünüz cüce palmiye. Yani bu İstanbul sokaklarında Marmara, Ege, Akdeniz sahillerinde gördüğümüz o 30 metre boyundaki yelpaze şeklinde yaprakları olan yelpaze palmiyesi dediğimiz palmiye ağacına benzer ama onun gibi değil, küçük kısa boylu. Bunun boyu 2 metreyi bulur. Büyük palmiye gibi değil. Cüce palmiyenin meyvesi, bu küçük meyveleri fındık büyüklüğünde, küçük meyvelerin içerisindeki tohum çıkarılır. Tohumu destilasyondan geçer özel bir yöntemle, elde edilen özü yani ekstraktından damla, draje, kapsül vesaire yapılır. Bu ne özelliği vardır? İçinde ne vardır da etki yapıyor prosta? Beta-sitositerol denen bir madde var. Nedir bu? Doğal kortizon yani. Bir çeşit kortizon bu. Beta-sitositerol. Bu bir çeşit kortizon. Üç çeşit kortizon var. Bir, böbrek üstü bezelerinin salgılamış olduğu kortizon. Vücudumuzun salgılamış olduğu kortizon bize zarar vermez. Çünkü doğaldır. Yapımıza zarar vermez, dokumuza zarar vermez. Fazla az salgılar, problem olmaz. İki, bitkisel kortizon bu. Cüce palmiyenin birleşiminde olan beta-sitositerol da bir çeşit kortizon. Bunun da yan etkisi olmaz çünkü doğal. Üçüncü kortizon, sentetik kimya fabrikalarının üretmiş olduğu petrolden ürettikleri kortizon. Bu sentetik olduğu için tehlikeli. Kişi kortizon kullanırsa herhangi bir hastalık nedeniyle, mesela bugün herhangi bir hastalık nedeniyle doktora gittiniz, romatizma, artrit, artroz, ankilozan, spondilit, ulceratif kolit, kolit, morbus Crohn vesaire vesaire. Hemen alerji, cilt hastalığı, her türlü hastalıkta %80 kortizon verir doktor. Evet. Şu kortizon kullan. Antihistaminik kullan. Fakat bu kortizon sentetik ne yapar? Bir, rahmetli Ecevit'e verdiler. Adam Kuzey Irak'ta ve Kıbrıs'ta taviz vermek istemeyince bazı mecralar adamı harcamak istediler. Verdiler kortizonu. Ne oldu? Kemikleri cam kemik oldu. Merdivenle çıkamıyordu. Kemikleri kırılıyordu. Boyundan kuyruk sokumuna kadar çelik korse giyiyordu. Ve adamı 4 kişi taşıyordu. Rakşen Ecevit hariç hiç kimseyi hatırlamıyordu. Üvey oğlu Hüsamettin Özkan dahi hatırlamıyor. Gitti bitti. Sentetik kortizon tehlikeli. Şimdi ne oldu? Doktorlar, ilim adamları 50 yıl kortizon yazdılar. Şimdi uluslararası sağlık örgütü diyor ki kortizonun hiçbir faydası yok diyor. Ne oldu? Niye yazdınız ya o zaman 50 yıl insanları zehirlediniz? Akılları başlarına yeni geldi. 50 yıl insanları zehirlediler. Şimdi diyorlar ki kortizonun hiçbir faydası yokmuş, tedavi etmiyormuş. Allah Allah. Yeni mi uyandınız? Sabah oldu. Yani 50 yıl insanları zehirlediler. Şimdi diyorlar ki kullanmayan iyi değil, kortizon kullanmayan. Maşallah. Önce de penisilin 50 yıl yazdılar, insanları zehirlediler. Alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon vesaire ortaya çıktı. Şimdi diyorlar ki antibiyotik kullanmayın, tehlikeli. Ne oldu? 50 yıl sentetik vitamin, mineral, efendim şu ilaçları yazdılar, zehirlediler. Şimdi yavaş yavaş maşallah kendilerine geliyorlar inşallah. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bitkisele döneriz. Evet. Sesim geliyor mu? Gitti mi? Devam edebiliriz. Evet. Yani prostat, iyi huylu prostat büyümesine karşı cüce palmiyenin birleşimindeki beta-sitositerol 1, ısırgan kökündeki beta-sitositerol 2, altın başlıkta da aynı şekilde, altın başlık otunda, efendim yakutunda birçok bitkide beta-sitositerol var. İşte biz bunlarla ilgili çok güzel formüller geliştirdik. İyi huylu prostat büyümesi varsa problem değil. Hatta bir beyefendi geldi bize, dedi ki prostat kanserine yakalanmış, biyopsi yapılmış. Tam prostatın etrafından 26 noktadan biyopsi yapılmış. Adam ölecekmiş, şok olmuş tabii. Enfeksiyon kapmış. Neyse
İşte ameliyat kötü huylu vesaire deyince hastaneden kaçmış, ameliyat olmamak için korkmuş. Dedim ki prostat kanseri çok ağır vaka. Yani iyi huylu prostat büyümesi olsaydı problem değildi. Çünkü onunla ilgili dünyada büyük çalışmalar var. Ama prostat kanseriyle ilgili çalışma, yani bu çok riskli bir durum. Bilmiyorum, deneyeceğiz, göreceğiz, bakacağız, deneyelim dedik. Biz ona bazı formüller verdik. 2 yıl kullandı maşallah. Çok sabırlı bir insan. 6 ayda iyileşmesine rağmen 2 yıl kullandı. 2 yıl sonra doktoruna gidiyor. Doktoru birçok tahlilden sonra zaten demiş ki görür görmez Allah Allah demiş, ben seni burada görünce çok şaşırdım. Niye? Sen çoktan gitmen gerekirdi. Nereye? İşte öbür tarafa. Ama sen buradasın. Neden demiş? Ya sende sonra yakalanır çoğu gitti. Sen maşallah dimdik ayaktasın, sağlıklısın. Birçok tahlil yaptıktan sonra hiçbir şeyin yok. Sağlığın sıhhatin yerinde. Problem yok, devam. Evet, yani öyle ağır vakalarda hamdolsun sağlığına kavuşturduk. Ya bizi mutlu ediyor bu tür ağır vakalarla uğraşmak.